Herkese merhaba. Bu videoda bugün size bu güzel şapkaların anlatımını yapacağım. Bu bir çocuk şapkası, bu da bir yetişkin şapkası. Bunun sayılarını verdim. Bunun üzerinden de bütün anlatımı yaptım. Çok değişik, güzel oldu. Bu aslında daha önce bir çantasını paylaştığım bir modeldi. YouTube'da yeni olmama rağmen çok güzel yorumlar aldım o çantayla alakalı. O nedenle de bu şapka tasarımında size videosunu çekmek istedim, göstermek istedim. Umarım siz de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna lütfen basalım ve başlayalım. 3 renk polyester makrome ip kullanacağım. Bunlar 100 gramlık. %100 polyester olarak geçiyor. Renk kodu maalesef yok üzerlerinde. Açık gri, koyu gri ve kırmızı şeklinde 3 renk kullanacağım. 2,5 milimetrede tığ kullanıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpi bu şekilde katladım. Buradan tutuyorum. İçerisine girip bir ip çekiyorum. Ve zincir. Sihirli halkanın içine tekrar giriyorum. İp alıyorum. 2 ilmeğim var. Sık iğne. 6 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptıktan sonra 2 4 6 sihirli halkayı kapatalım. Örneği normalde dönerek öreceğiz. Yani sıra kapatma yapmayacağız ama ilk sırayı kapatarak yapacağım. Daha muntazam oluyor çünkü. Burası ilk zincirimiz. Şu da ilk sık iğnemiz. İlk sık iğnenin içine giriyorum. İkili bir şekilde ip alıp çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeği tığımdakinden kaydırarak geçiriyorum. Bunu da bir sık iğne olarak sayacağız. İlk sırada yani 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 tane ilmeğimiz oldu şu anda, sık iğnemiz oldu. Şimdi dönerek örmeye başlıyoruz. İkinci sırada her sık iğneye çift yapacağız. Yalnız zincir çekmiyoruz, ip almıyoruz. Sadece bu ilmeklerin arka taraflarını kullanarak her sık iğneye 2 tane yapacağız. 1, 2. Bunun ilkini işaretleyelim. Şimdi gelen sık iğneye yine 2 tane yapıyorum. Sıradakine 2 tane. Her sık iğneye 2 tane yaparak bu sıranın sonunda 14 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Yani bu kaydırma yaptığımız yere de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şu an 14 tane sık iğne oldu. İşaretleyiciyi çıkartalım. Bir tek bir çift yapacağız. İlk sık iğneden başlıyorum. Bir tek. İşaretleyelim tekrar. Bir çift, aynı yere ikinci, çift demek aynı yere iki tane demek. Tek, çift, tek, çift, tek, çift. Sıra sonuna geldik. Tekle başlamıştık. Çiftle bitiriyoruz. 14 ilmeğimiz vardı. 7 tane de artırdık. Şu anda 21 tane sık iğne olması gerekiyor. Bu sırada 2 tek bir çift şeklinde öreceğiz ama onu o şekilde saymak kafa karıştırıcı olabildiği için bu örnekte şu şekilde sayacağız. 3 tane örüyoruz
bir tane trabzan yapıyoruz. 3 tek sık iğne ile başlıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane yaptıktan sonra ip alıyorum. İki alt sırasındaki, yani ilk sıranın şu 7 tane sık iğnesini kullanarak trabzan oluşturacağız. İki alt sıradaki ön tarafa batıyorum. İp alıyorum. Üç ilmek oldu. İkisi birlikte, ikisi birlikte. Sıradaki sık iğneye tek, tek, tek. 3 tane ördüm. Şimdi trabzan yapacağım. İp alıyorum. Kendi ön tarafı değil, bir altındaki değil, bir altındaki. Yani ilk sıranın ikinci sık iğnesine önden giriş yapıyorum. İp alıyorum. Yine trabzan. Sıradan 3 tane daha örüyorum. İp alıyorum. 1, 2, 3. Üç tane daha örüyorum. İp alıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Sıra sonuna geldim. 3 tane daha örüyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi trabzanla bitiriyorum. Son bir tane kaldı. Birleştirme yaptığımız noktaydı. Onu da alıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanınız olması gerekiyor. Şimdi ip değiştireceğiz. O yüzden bu ipi arkaya doğru alıyorum. İkili bir şekilde bırakıyorum. İpi bu şekilde tutup ikisinin içinden geçirerek ipin rengini değiştirmiş olduk. Şimdi bu sırada 4 örüp 1 trabzan yapacağız. Bunları şu şekilde kontrol edin lütfen. İlk özellikle ilk başlarken ip değiştirdiğinizde bu arkada ipler olduğu için biraz sonra bir renk daha gelecek. Bu burada ipler olduğu için şurada bazen ilmek kaybolabiliyor. O yüzden bu taraftan sayıyoruz. 4 tane yapacağımız için 4. tam trabzanın üzerine gelecek. Oradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu an kayıp da bir ilmek yok. O yüzden buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Dediğim gibi 4. trabzanın tam üzerine gelmesi gerekiyor. İp alıyorum. Yine iki sıra altındakini kullanıyorum. Hem de trabzanın hemen dibindekini kullanmam lazım. Bu değil, bu değil, bu. Bir alt, iki altındaki ön kanadı kullanarak ikili trabzan yapıyorum. Şu anda kapatıyor mesela. Yine buradan kontrol ederseniz 1, 2, 3 tane var. Şurada örülmemiş bir trabzan var. Zaten belli. Arkadan da belli. Şunu örmemişiz bu sık iğneyi. Ama böyle göründüğünde kapanıyor. O nedenle buradan kontrol etmekte fayda var. Sayıları da her zaman bu örnek için sayalım. Yanlış olursa daralma olur. Örnek çirkin olur. 3, 4 tane örüyorum. Dördüncüyü ördüğümde tam trabzanın üzerine gelmiş olmam lazım. İp alıyorum. 1, 2, 3.
Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Sıra sonuna geldim. Sonuncusunu örüyorum. Yine renk değiştireceğiz. İki ip şeklinde bıraktım. Griyi arka tarafa doğru alıyorum. Bu şekilde tutup iplerin içinden geçiriyorum. Şimdi 5 tane örüp bir trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. burada. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üçüncü, beş tane örüp bir trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Sonuncusunu da örüyorum. Trabzanı da yapıyorum. Yine kapatmayalım. Renk değiştireceğiz. Bunu arkaya aldım. Gri ile, koyu gri ile kapatıyorum. Aslında işlemler aynı şekilde devam edecek. Sadece şunu söylemek için kaydı tekrar açtım. Bu aşamadan sonra kolaylaşacak. 6 tane öreceğimiz için şu anda bu sırada 2, 4, 6. Bunu bir örelim önce. Şuradan göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6 tane ördükten sonra şu an trabzan yapacağız. Buradan itibaren şunu unutmamanızı istiyorum. Trabzanlar kendi rengine denk gelecek. Yani 2 alt sıra zaten griye denk geliyor. Koyu griye. Koyu gri ise koyu griye giriş yapacağız. Kırmızı ise kırmızıya giriş yapacağız. O şekilde oluyor ki o birbirini takip eden görüntüyü yakalayabilelim. Yani şu anda şuna giriş yapıyorum. 2 alt sıradaki koyu griye giriş yapıyorum. Gri'nin, koyu gri'nin sıra sonuna geldiğinizde, şimdi dönerek ördüğümüz için bu her birinde koyu griye denk gelmişti. Şimdi sıra sonunda ilk defa böyle bir şey denk geleceği için size de bunu tekrar göstermek istedim. Bu sıraya özgü olarak tek bir sefer bu kırmızının çıktığı yere bu işlemi yapalım. Ki tek seferde bunu düzeltebilmek için. Şimdi bir sonrakinde burada griyi boş bırakmış olduk. Bundan sonra bütün hepsi kendi rengine denk gelmiş olacak. Şimdi bu aşamadan sonra tekrar açık gri ile aynı işlemleri yapacağız. Ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu bir çocuk şapkası. Küçük çocuk şapkası kızım için yapmıştım. Şimdi bunun çapını vereyim. 14 gibi, 14 santim gibi bir çapı var. Bu dediğim gibi bir çocuk şapkası. Küçük çocuk şapkası. Şimdi bu yapacağım şapka bir erişkin şapkası olacak. Birazcık öreceğim. Ölçümü daha sonrasında kaç sıra olduysa onun ölçüsünü vereceğim. Şuraya kadar şu çapı verdikten sonra burada sabit gittiğimiz bir bölüm var. Daha sonrasında tekrar arttırma bölümümüz var. Onları da sırasıyla anlatacağım. Şapkanın üst bölümü için şu anda şuradan sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. Buradan söylemem gerekirse de 18 sık iğne bir trabzan sırasındayım. Çap olarak şu anda 18'e geldi. 18 santim şu anda çapı var. Bu aşamadan sonra bir miktar düz bir şekilde şapkayı aşağıya doğru indireceğiz. Şu an açık griye geçiş yaptım.
18 sık iğne olarak devam edeceğiz. Yani bunu nasıl yapacağız? Normalde böyle baktığınızda şu taraftan sayıp şu arkadaki gizlenmiş olan ilmeği alıyorduk hatırlarsanız. Burada gizlenmiş ilmek oluyordu. Onu örerek başlıyorduk. Şimdi onu almayacağız ve hep 18 tane sık iğne yapacağız bir süre. Şapkanın dik olan kısmı için. ...18 tane sık iğne yaptım. Yine diğer sıralarda yaptığımız gibi... ...iki alt sıradaki kendi rengine giriş yapıp trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine bitirdiğimde ölçü veririm. 18 sık iğne bir trabzan, 18 sık iğne bir trabzan şeklinde... ...şapkamızın dik olan kısmını tamamlayacağız. Daha sonra da artış kısmını anlatacağım. Şapkamızı 18 sık iğne kısmından itibaren 17 sıra daha düz bir şekilde ördük. Yani hep 18 tane sık iğne olacak şekilde artırma yapmadan ördük. Şimdi tekrardan artış yaparak şapkanın uç kısımlarını yapacağız. Genişletmeyi de yine aynı şekilde üst tarafta şurada yaptığımız gibi sayı artırarak yapacağız. En son 18 sık iğne bir trabzandı. Şimdi kırmızıyla 19 sık iğne bir trabzan. Yani burada boşta duran, örülmeyen şu sıralarda bu ilmeği örmüyorduk. Şimdi onu tekrar örmeye başlıyoruz. 19 tane sık iğne, sonra bir trabzan. Bir sonraki sırada 20 sık iğne bir trabzan, 21 sık iğne bir trabzan. O şapkanın genişleyen kısmının ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. ...18 sık iğne bir trabzan sırasından sonra 9 sıra daha ördüm. Yani 29 sık iğne bir trabzan sırasına kadar devam ettim. İsteyen bu kısmı çok daha uzun yapabilir. Aynı şekilde bu kısmı artırabilirsiniz. İpleri kesiyorum. Son bıraktığım ilmeği buradan içeriye alacağım. Evet, şapkamızı tamamladık. Çok tatlı, çok güzel oldu. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için destekleriniz çok önemli. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.